Herkese saygıyla selamlıyorum. Ben otomotiv sektöründe alıcıya tanınmış olan seçimli kartlardan ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini talep hakkı üzerinde duracak. Bu noktada borçlar kanunumuz ve tüketicinin korunması hakkındaki kanun da hükümler birlikte değerlendirmemiz gerektiğini peşinden belirtmemiz gerekir. Borçlar Kanunu 227. madde alıcıya ayıpsız bir diğeriyle değiştirilmesini isteme hakkını tanımış ve bunu şu kavramla dile getirmiş. Satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme hakkı ancak imkan varsa mümkündür şeklinde kaleme alınmış. Ve 227. maddenin devamında satıcıya da ayıpsız bir benzerini vermek suretiyle seçimli kartların kullanımını engelleme imkanını ona bahşetmiş. Bu çerçevede kanunda düzenlenen 4 adet seçimli hak bağlamında alıcının ayıpsız bir benzerini isteme hakkı da bir seçimli hak mahiyetinde. Önemli belirtilmesi gerekir. Alıcının bu hakkını kullanabilmesi bakımından genel bir sınırlama ya da özel bir sınırlama, şöyle diyelim, bir ön koşul kanunla öngörülmüş değildir. Yani önce onarımı istemek zorunda olduğu yönünde kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla alıcı doğrudan doğruya diğer seçim hakları kullanma ihtiyarı gibi, seçmesi gibi doğrudan doğruya bu hakkı da kullanabilir. Bu açıdan bir ön sınırlama söz konusu değildir. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun da 11. maddede bu hususu düzenlemiş ve benzer bir şekilde imkan varsa satılanın ayıpsız bir misliyle değiştirilmesini isteme imkanını alıcıya bahşetmiştir. Ancak tabii 11. maddenin 3. fıkrası özellikle ve önemli bir hüküm sevk etmiştir. Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükler beraberinde getirecek olması halinde tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının birini kullanabilmesine imkan vermiştir. Ve bu çerçevede orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değerinin dikkate alınması gerektiğini, ayıbın öneminin dikkate alınması gerektiğini ve diğer seçimli haklara başvurmanın alıcı tüketici bakımından sorun teşkil edip etmediğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaleme almıştır. Bu hüküm hakimin re'sen dikkate alması gereken bir husustur. Tarafların iddia etmesine veya bu savunmada bunu belirtmesine lüzum yoktur. Dolayısıyla tüketici işlemi mahiyetinde alım-satım sözleşmelerinde otomobil alımı bakımından özellikle 111. maddenin 3. fıkrasının dikkate alınması ve böylece satıcı için ayıpsız bir değerinin verilmesinin orantısız güçlükler yarattığı sabit hale gelirse bu noktada artık başka bir seçimlik hakkın kullanılması, özellikle dönme veya bedel indirimi istenilmesi gerektiği belirtmemiz lazım. Ancak tabii bu hükümler tatbik edilebilirliği noktasında değişik sıkıntılar beraberinde getirmektedir. Baştan şunu belirtmemiz lazım. Alıcının ayıpsız bir diğerinin kendisine verilmesini, değiştirilmesini talep etmesinin mahiyeti bir seçimlik hak olarak ifade edilse de bugün hemen hemen bu hususla uğraşan bilim insanlarının büyük bir çoğunluğu şu konuda hemfikirdir. Bu hak esasen apayrı yepyeni bir yenik doğuran hak değildir. Satım sözleşmesi de bir borçlandırıcı işlem olduğu için alıcının bu hakkı aynen ifa talebinin uzantısı, türevi veya dönüşmüş bir hali şeklindedir. Dolayısıyla burada bir seçimlik hakkı olsa dahi aslında alıcı malın değiştirilmesini istemekle ifayı talep etmede ısrar ettiğini göstermektedir. Bu niteleme önemlidir. Zira malumunuz yenilik doğuran hakların kullanılması tükenme etkisi yaratmaktadır. Haliyle siz bir hakkı kullanırsanız hem kendisini hem diğer hakları tüketmiş artık kullanamaz hale gelirsiniz. Ama aynen ifanın ya da ifanın türevi diye nitelendirdiğiniz bir seçimlik hak söz konusu olunca
bu hakkın kullanımı esasen diğer hakları da tüketmeyecektir. Çünkü bu bağımsız, yepyeni bir yenilik doğuran hak mahiyetinde değildir. Bu çerçevede meseleye bakmak imkanı vardır. Borçlar Kanunumuzdaki ayıpsız benzeriyle değişim talebine ilişkin hükmün uygulama alanı bakımından şu hususun ilave edilmesi lazımdır. 227. maddenin eski hali, yani eski Borçlar Kanunu döneminde bu hüküm farklı kaleme alınmıştı. Şöyle denmekteydi. Eski Borçlar Kanunu 203'te alıcı ayıpsız bir mislin iadesini verilmesini isteyebilir. Hükmü vardı ama ifade ayıpsız misli şeklinde kaleme alınmıştı. Bu ifade doktrince yargı uygulamasında da rastladığımız üzere cins satımlarına işaret ediyor şeklinde yorumlanıyordu. Yani satım konusu cins edim ise veya misli edim ise ancak bu hakkın kullanılabileceği şeklinde yorumlanıyordu. Eleştiriler vardı ama bugünkü kanun misli kelimesini çıkarttı, ayıpsız benzeri ifadesini kullanmak suretiyle cins edim, parça edim, misli eşya, gayrimisli eşya ayrımını en azından lafzı itibariyle terk etti. Ama bunun yerine şunu ihdas etti, imkan varsa ayıpsız bir diğerinin ya da bir benzerinin verilmesi istenebilir şeklinde daha genel bir sınırlamayı ortaya koydu. Dolayısıyla eski kanun dönemindeki misli eşya, gayrimisli eşya ayrımı, hatta cins borç, parça borç ayrımı ayıpsız bir benzerinin talep edilmesi bakımından kesin kes kale alınacak, dikkate alınacak bir husus değildir. Ancak tabii kanundaki imkan olması kavramını nasıl anlamlandırmalıyız? Yani alıcı imkan varsa değiştirilmesini talep edebilecek. İmkanı olması ne anlama geliyor? Bunun belirlenmesi lazım. İç hukuk bakımından, yani kendi doktrin ve yargı içtihatlarımız, mevzuatımız bakımından meseleye iki şekilde yaklaşıldığını görmekteyiz. Bir yaklaşım imkan olması ifadesini dürüstlük kuralıyla açıklamaktadır. Yani alıcı satıcıdan otomobilin veya malın değiştirilmesini talep edebilir. Ancak bu dürüstlük kuralına uygunsa, yani satıcıdan bir diğer yenisini, bir diğer ürünü verme beklenebiliyorsa, dürüstlük kural çerçevesinde beklenebiliyorsa bu hak kullanılabilmelidir. Aksi halde bu olmamalıdır şeklinde yorumlanmaktadır. Bana da doğru gelen diğer yaklaşım tarzı imkan olması ifadesini şu şekilde yorumlamak lazımdır. İmkansızlık ve aşırı ifa güçlüğü ekseninde değerlendirmek lazımdır. Yani satıcı için ayıpsız bir diğerini, benzerini vermek imkansız veya aşırı ifa güçlüğü durumunda ise satıcıdan bu talep edilemez. Aksi halde talep edilebilir şeklinde yorumlanması daha doğru gözükmektedir. Bu çerçevede tabii önemli olan satım ilişkileri genellikle bayi, distribütör, dağıtıcı gibi meslekten satıcıların durumudur. Bu tip satış ilişkilerinde satılan araç ayıplı ise alıcı doğal olarak diğer seçimli hakların yanı sıra ne yapabilecektir? Ayıpsız bir benzerini verilmesi kendisine isteyebilecektir. Bu durumda satıcı elinde aynı marka ve model araç varsa bunu vermek zorundadır. Burada aslında kurtuluş yolu yoktur. Halihazırda elinde aynı marka ve model araç, otomobil varsa bunu vermesi gerekir. Yoksa ne olacaktır? Sorun zaten buradadır. Yani satıcının elinde aynı marka ve model araç yoksa ne yapabilecektir? Burada da yine pacta sunt servanda sözleşmeye bağlılık ilkesi çerçevesinde değerlendirme yapmak, en azından prensip olarak bunu yapmak gerekli olduğuna inanmaktayım. Bu çerçevede yine satıcı ayıpsız bir benzerini tedarik etme yükümlülüğü altındadır. Prensip bu olmalıdır. Piyasada tedarik edilebilir, bulunabilir ise aynı model, aynı marka ürünü, otomobili, işte distribütör, bayi, galeri ve benzeri satıcılar bu tür
işleri yürütenler bunu tedarik etmek hükmünde altında olduğunu kabul etmek lazım. Neden böyle diyoruz? Niçin böyle diyoruz? Ayıpsız benzerinin verilmesini, değiştirilmesini talep etmek aslında aynen ifada ısrar ya da aynen ifanın devamı mahiyetindedir. Yani satıcı satmış olduğu otomobili vermek için elinde yoksa nasıl tedarik etmek zorundaysa, ayıpsız benzerini bulmak noktasında benzeri bir zorunluluk altındadır. İşin hareket noktası burasıdır. Yani ayıpsız benzerinin talep edilmesinin niteliği bu yorumumuzu desteklemektedir. Dolayısıyla tekrarlıyorum. Satmış olduğu otomobil satıcının elinde olmadığını varsayalım. Nasıl ki tedarik etmek yükümlülüğü altında ise ayıp durumunda da benzeri yükümlülük altında devam etmektedir. Bu prensip olarak benimsenmeli, bilinçaltımızda bu olmalıdır. Dolayısıyla diyebiliriz ki piyasada bulunabilen marka ve model söz konusuysa satıcı firmanın bunu tedarik etmesini bir yükümlülük olarak kabul etmek gerektiğini düşünüyoruz. Ama aksi görüşte olanlar da vardır. Yani satıcının tedarik etme yükümlülüğü olmadığından söz edenler de vardır. Halbuki hepimizin malumu ki satıcının satım sözleşmesini yaptığında satım konusu mala malik olma zorunluluğu bizim hukukumuzda yoktur. Önemli olan nedir? İfa anında malı tedarik edebilecek olmasıdır ve tedarik etme yükümlülüğü vardır. Madem ki ayıpsız bir benzerle değiştirilmesini talep etmek aynen ifanın türevi, uzantısı veya bir türüdür. Öyleyse aynen ifa talebinde olduğu gibi burada da tedarik etme yükümlülüğünü kabul etmek, en azından prensip olarak kabul etmek zorunluluğu vardır. Ama bu yorumun mahsuru da vardır. Mahsuru da vardır. Düşünelim yani piyasadan tedarik etmenin ciddi maliyetler yaratma ihtimali vardır. Satım dengesi bozulabilir. Yani satıcı ile alıcının o sözleşmeden elde ettiği menfaatlerin çatışması ihtimali vardır. Bunun supabı nedir? Ne yapmamız lazımdır? İşte burada devreye kanaatimce dürüstlük kuralı girer. Sistemimiz açısından, bizim yani Türk hukuku açısından dürüstlük kuralı devreye girer. Nitekim Yargıtay kararlarında da buna rastlıyoruz. Dolayısıyla piyasada bulunan aynı marka ve model otomobil varsa galerinin elinde, bayinin elinde olmasa dahi onu tedarik etmesi bir yükümlülüktür, asli yükümlülüktür. Lakin bu tedarik dürüstlük kuralıyla denetlendiğinde gerçekten de satıcıdan beklenebilecek bir durum yaratıyorsa elbette ki burada engel teşkil edecektir MK2. MK2 her hakkın sınırıdır. Yani burada özel hukukta MK2 sınırlamasına tabi olmayan hiçbir hak yoktur. Yükümlülükler de dahil. Öyle olunca bu tür hakların da dürüstlük kuralıyla sınırlandırılmasının hiçbir mahsuru yoktur. Tabii dikkat ederseniz ne dedim ben? Satıcının elinde yok ama piyasadan bulabileceği bir marka ve model. Piyasadan bulabileceği marka ve model. Tecrübe de ediyoruz. Bazen gidiyoruz bir galeriye veya bir bayiye bir model beğeniyoruz. O model elinde olmuyor ama yine de satıyor ve 10 gün, 20 gün, 1 ay sonra tedarik edeceğini söylüyor. İş ayıplı ifa soruna geldi mi tedarik edemeyeceğinden bahsetmesi bu tecrübeyle de çelişmektedir. Dolayısıyla yani ayıplı ifa bir kere satıcının borcu aykırı davrandığını açıkça ortaya koyan bir durumdur. Haliyle MK2 engeli haricinde eğer öyle bir engel yoksa satıcı nasıl ki elinde olmayan malı rahatlıkla satıp tedarik edip ifa ediyorsa bu tür durumda da yani değişim talebi karşısında aynı sözleşmeye bağlılık davranışı sergilemesi ondan beklenir. Tabii bu noktada MK2 sınırlamasını tüketici hukuku bakımından ele aldığımızda aslında biraz önce söylediğim gibi 11. madde fiili olarak hayata geçiriyor. Tüketicinin koruması hakkında kanun madde 11 fıkra 3 ne diyordu? Ayıpsız bir benzerin değiştirilmesi orantısız güçlük beraberinde getiriyorsa diyor. Değil mi? Yani 11 fıkra 3 ne diyor? Alıcı tüketici ise, satım sözleşmesi tüketici işlemi ise ayıpsız mislinin değiştirilmesini satıcıdan istemek orantısız bir güçlük yaratmamalı. Orantısız bir güçlük yaratmamalı. O şartla.
Aslında bu MK2'nin bir tatbik halidir. Orantısız düşünür, yaratmamalı. Dolayısıyla ne oluyor? Bakın, bu hüküm aslında şunu da zımni olarak içeriyor. Tüketici işlemlerinde dahi satıcı, ayıpsız bir diğerini, benzerini tedarik etmek yükümlülüğü altında. Elinde olsun olmasın. Elindeyse zaten vermek zorunda. Elinde değilse de tedarik etme yükümlülüğünü ortaya koyuyor. Ama istisna getirmiş kanun, orantısız güçlük yaratmamalı. Satıcı için orantısız güçlük yaratmamalı. Tekrarlıyorum. Demek ki tüketici işlemlerinde dahi satıcının elinde ayıpsız bir benzeri bulunmasa bile yenisini tedarik etme yükümlülüğü altındadır. Lakin istisnası orantısız güçlük yaratması hususu. Nitekim bu hüküm, 11. maddeki bu hüküm Avrupa Birliği yönergesi 99'a 44 sayılı direktif hep uygun. O direktif Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarında da kullandığı yöntem. Yani Avrupa Adalet Divanı da kararlarında ayıpsız benzeriyle değişim talebini 11. maddedeki bu sınırlama ve blokaja tabi tutuyor. Yani diyor, satıcı ayıpsız bir diğerini isteyebilir diyor, yenisini isteyebilir diyor. Lakin diyor orantısızlık yaratmamalı. Ve ölçüleri de koymuş. Buraya da aynen aktarılmış. Yani yönergedeki ölçüler aynen buraya aktarılmış. Ayıpsız malın değerini salacaksınız. Ayıbın önemi biraz daha ön planda. Ufak tefek ayıplar, tamiratla giderilebilen ayıplar noktasında değişim talebine blokaj getiriyor, engel getiriyor. Dolayısıyla bu blokaj tüketici işlemleri için geçerli. Ancak BK'ya tabi, yani Türk Borçlar Kanunu'na tabi olan satımlar bakımından dürüstlük kuralını aynı şekilde uygulamalıyız. Peki, satıcının mal elinde, otomobil elinde yok. Piyasada da o marka ve modelde de aracı alması mümkün değil, yok. Yani artık üretimi durmuş, eski bir model. Acaba satıcı bir üst model, aynı marka aracı tedarik etmek ve vermek zorunun altında mıdır? Bu tartışılabilir. Avrupa Birliği Adalet Divanı bunu zorunlu görüyor. Yani yönerge çerçevesinde otomobil üreticisi, satıcısı, işte kimse sözleşmeye taraf olarak o bir üst modeli vermek zorundadır diyor. Yani bir yükümlülük olarak kabul ediyor. Üstelik fiyat farkı da alamaz diyor. Yani tedarik etmiş olduğu bir üst modeli tüketiciye verecek, alıcıya verecek ve fiyat farkında alamayacaktır şeklinde içtihatları mevcut. Bizim Yargıtayımız ise meseleyi aksi yönde değerlendiriyor. Bir üst modelin verilmesi zorunluluğunun olmadığından bahsediyor. Her iki de yorumda değerlendirilebilir, kabul edilebilir. Lakin bazı sosyolojik, ekonomik gerçekleri de dikkate aldığımızda teknik boyutuyla da belki izah edeceğim, dikkate aldığımızda Yargıtay'ın görüşü biraz daha hoşuma gidiyor diyebilirim. Yani daha doğru gibi geliyor. Çünkü şöyle düşünelim, meseleyi baştan ele alalım. Otomobil satışları acaba cins satımı mıdır, parça satımı mıdır? Bir buna bakmamız lazım. Misli, gayrimisli eşya bağlamında nereye oturur, ona bakmamız lazım. Satım sözleşmelerinde aracın işte plakası, şase numarası, tüm özellikleri belirleniyor, yazılıyor. Şimdi bu belirlemeye rağmen satıcı aynı marka ve modelde başka bir aracı vermeye kalkışsa bizim hukuk sistemimizde bu ayıplı ifa mıdır yoksa ifa etmeme ya da aleyhüt ifa mıdır? Bu aleyhüt ifadır. Yani satılandan başka şey vermek anlamına gelmektedir. En azından bizim hukukumuzda böyle bir değerlendirme vardır. Aynı mantığı ifa talebinin türevi olan değişim talebini uyguladığımızda satılan otomobilin marka ve modelin bir üstü benzeri kavramını, ayıpsız benzeri kavramını taşan mahiyettedir. Dolayısıyla yani aynı marka ve modelin bir üst modelinin verilmesini ifa-yı talep ya da ifa-yı talep de ısrarın devamı bağlamında ayıpsız benzeri kavramına sokmak kanaatince biraz güçtür. Bu bir yöndür. İkinci yön ise Avrupa Birliği direktiflerinde öngörülen ve Avrupa Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararlar
bizim otomotiv sektöründe biraz ağır, biraz demeyelim, ağır sonuçlar da doğurabilir. Çünkü otomobiller bizde genellikle ithalat yoluyla elde edilmektedir. Ve kur üzerinden, yabancı para üzerinden tedarik edilmektedir. Bir üst modelin tedariki aşırı fiyat farklılaşması yaratmaktadır. Haliyle bu durum ciddi bir ifa güçlüğü meydana getirmektedir. Bu yönde dikkate alındığında borçlar kanunumuz ne diyor? İmkan varsa diyor, değil mi? İmkan olması durumunda yenisiyle değiştirilmesi istenebilir diyor. Ayıpsızıyla değiştirilmesi isteyebilir diyor. Yine tüketici koruması kanunu da 11. madde ne diyor? Orantısız güçlükler beraberinde getirmemelidir diyor. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde bir üst modelin talep edilmesi ve talebin reddi halinde de borca aykırı davranıldığı sonuca varılması mevcut şartlar altında bize biraz aşırı yorum olarak gelmektedir. Nitekim yukarıda biraz önce demiştim ben, imkanın varlığı yani 227. maddedeki imkan varsa ifadesine ne subjektif, objektif ifa imkansızlığı ile aşırı ifa güçlüğünü dahil edeceğimizi söylemiştik. Aşırı ifa güçlüğü potasında da bu mesele değerlendirilebilir. Yalnız şurada dikkatinizi çekmek isterim. Aşırı ifa güçlüğü, yani Borçlar Kanunu 138. maddedeki verilen anlamla kanaatimce benim yani başka bir görüşüm vereceği anlam aynı değildir. Yani 138. maddedeki aşırı ifa güçlüğüyle kastedilen sosyal felaket falan denir böyle emprovizyon teorisi çerçevesinde ama orada bir başka yön daha vardır. Sözleşmedeki edim dengesinin aşırı bozulmasıdır. Sözleşmedeki edim dengesinin aşırı bozulması da bir ifa güçlüğü olarak algılanmak gerekir. Satıcının ve alıcının o sözleşmeden umduğu bir dengeli menfaat vardır. O dengeli menfaat bozulduğunda aşırı ifa güçlüğü olarak algılamak, uyarlama yoluna gitmek imkanı vardır. Meseleye bu yönüyle bakmak gerekir. Haliyle madem ki aşırı ifa güçlüğü edim dengesinin orantısız aşırı bozulmasıdır. Öyleyse biz yabancı bir ülkeden tedarik edilerek ve yükselmiş döviz çerçevesinde aşırı masraf altına girerek otomobili verme yükümlülüğünü satıcıya yüklememeliyiz. Bu sözleşmedeki edim dengesi bozacaktır. Nitekim Yargıtay'ın kararları da bir üst modelin verilmemesi yönünde tezahür etmektedir. Tekraren belirteyim, Avrupa Birliği Adalet Divanı aksi görüşte ve aksi yönde kararlar vermektedir. Bir üst modelin verilmesi gerektiğini ve fiyat farkında amortisman bedelini de istenemeyeceğine hükmetmiştir. Bizde o sorun yaşanmaz çünkü bir üst modeli verme yükümlülüğü satıcının yargılayıcı da olmadığı kabul edildiğinde bir amortisman bedeli yani fiyat farkı, zenginleşme farkı söz konusu değildir. Neticede şuraya geliyoruz. Satım sözleşmesi ister borçlar kanuna tabi olsun, ister tüketici koruma hakkında kanuna tabi olsun. Alıcı ayıpsız bir benzerini verilmesini kendisine talep edebilir. Otomobilde de durum bu şekildedir. Diğer seçenek hakları önce kullanma zorunluluğu yoktur. Borçlar kanunu bağlamında alıcının bu hakkı imkan varsa sınırlamasına tabi tutulmuştur. İmkan varsa kavramına verilecek anlam subjektif ve objektif ifa imkansızlığıdır. Aşırı ifa güçlüğünde bu kapsamda da ele alabiliriz. Artı dürüstlük kuralıdır. Dürüstlük kuralını da Yargıtay'ın bir sınır olarak kabul ettiğini görmekteyiz. Tüketici hukuku bağlamında bir tüketici işlemi söz konusuysa gerçekten de satıcı orantısız bir güçlük yaratmamalı. Burada da esasen sözleşmesel denge bozulmamalı kastedilmektedir. Alıcının, tüketici alıcının başka bir seçenek hakkı kullanması kolay ve az masraflıysa yenisinin değiştirilmesi ya da ayıpsız bir mislinin verilmesini istemesi satıcı için ciddi mali külfetler yaratacaksa bu hakkın kullanılması gerektiği söylenebilecektir. Bazı yargıtay kararlarında rastlıyoruz. Alıcı önce onarımı istemeli, pardon özür dilerim, alıcı onarımı istemektedir ama onarım aşırı masraf doğurmaktadır. Bunun üzerine ayıpsız bir diğeriyle değiştirilmesini isteme seçeneği gündeme gelmektedir. Biraz önce bir ölçüde değindim. Alıcının ayıpsız benzerini isteme hakkı
onarım isteme ya da onarımın aşırı masraflı olması gibi ön koşula tabi değildir. Alıcı bunlarla hiç ilgilenmeyip doğrudan doğruya ayıpsız benzerinin verilmesi kendisi isteyebilir. Bir diğer sorun da şu, alıcı ayıpsız benzerini istedi, satıcı da bunu tedarik etti, verdi. Haliyle ne olacak? Elindeki malı satıcıya verecek, yenisini alacak veya bir diğerini alacak. Eski malı, eski otomobili veya malı verdiğinde, eski otomobili kullanmış olmaktan dolayı satıcıya karşı bir kullanım bedeli ödemesi gerekir mi? Hatta yepyeni bir otomobil verildiğini düşünün. Yine aynı husus geçerli mi? Daha da ileriye gidiyorum. Satıcı müşteri memnuniyetini esas alır. Garanti belgesi de açıkça yazar. Bir üst modeli vereceğini taahhüt etmişse onu vermesi durumunda eski mal, eski otomobil satıcıya verilecektir. Acaba kullanım bedeli istenebilecek midir? Avrupa Adalet Divanı bunu kabul etmiyor. Yani kullanım bedeli verilmez diyor. Tamamen yerindedir. Yargıtay'ın da kararları bu yöndedir. Çünkü alıcının sözleşmeden dönme hakkı dışında diğer seçimlik hakları kullanması durumunda satım ilişkisi ayakta olduğu için kullanım bedeli ödemesi gerekmez. Zira satıcı satım bedelini zaten yedinde tutmaktadır. Faiziyle beraber yedinde tutmaktadır. Alıcı da bu süre zarfında sözleşme ayakta olduğu için elbette ki ayıplı malı kullanabilecek, kullanmış olacaktır ve bu kullanım bedeli de karşılıksız değildir. Haliyle satıcı aleyhine bir zenginleşme falan söz konusu değildir. Kısaca şunu demek istiyoruz. Satım sözleşmesinden dönülmediği, dönülme durumu haricinde hiçbir seçimlik hakta alıcı kullanım bedeli ödemez. Kullanım bedeli ödemez. Ama kullanmanın riskleri vardır. Kullanırsanız mal telef olabilir, aşırı yıpranabilir. Böyle bir durumda hor kullanmaya bağlı bir takım seçimlik hakları bloke edecek sıkıntılar doğabilir. Ama bu kullanım bedelini ödeme noktasında bir zorluk yaratmamaktadır. Özet olarak toparlıyorum. Satım sözleşmesi bağlamında Türk Borçlar Kanunu imkan varsa ayıpsız benzerinin istenebileceğini kabul etmiş. İmkan varsa kavramını objektif, subjektif ifa imkansızlığı ve aşırı ifa güçlüğü ekseninde ele alıyoruz. Artı her halükarda bu hakkın kullanımını dürüstlük kuralı sınırlamasına tabi tutuyoruz. Şayet satım sözleşmesi tüketici işlemi ise 11. maddede belirtildiği üzere orantısız güçlük yaratıp yaratmadığı araştırılması yapılacaktır. Yani ayıpsız benzerini vermek satıcı için orantısız bir güçlük yaratıyorsa böyle bir yükümlülükten bahsedilemeyecektir. Alıcı mecburen ya sözleşmeden dönecektir ya bedel indirimini yapacaktır. Bu konstrüksiyon yanlışla değildir. Zira ayıpsız benzerini istemek klasik anlamda yenilik doğuran hak değildir. Yani ifa talebinin türevi olduğu için diğer seçimlik hakları ortadan kaldırmaz. Genel sınırlama budur. Ama her halükarda Avrupa Birliği Adalet Divanı satıcının elinde otomobil veya ürün olmasa bile bir üst modeli verme zorunluluğu olduğunu kabul ediyor. Alıcının da eski malı vermekle beraber kullanım bedelinden sorumlu olmadığını kabul ediyor. Yargıtayımız ve kişisel kanaatim satıcının bir üst modeli vermek zorunlu olmadığını kabul ediyor. Kullanım bedeli noktasında da alıcının sorun olmadığı da kabul etmiş oluyor. Anlatacaklarım kısaca bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.